Benim oğlum Kırşehir Yüksek Güvenlik Ceza Evi'nde kuyu tipi dedikleri çok zor şartlara, büyük işkencelere maruz kalıyor. Her türlü işkenceler görüyor, hakaretler görüyor, gardiyanlar tarafında. Benim oğlum parmakları kırılmıştı, kolunu zedelemişler, beline vura vura doğru düz yürüyemiyordu ilk gittiğim zamanlarda. Zaten ilk gittiğim zamanda da bana çıplak arama yaptılar. Benim oğlum gördüğü işkencelerde iki arkadaşıyla Vedat ile Halil, üç arkadaşlar bunlar. Gördükleri işkencelere, baskılardan, zorbalıklardan, hakaretlerden açlık grevine başlamak zorunda kaldılar. Bunu yapmasalardı eminim ki yani büyük ihtimal daha kötü şeyler başlarına gelecekti. Benim oğlum daha önce zaten sağlık sorunları olan bir çocuktur. Çocukluğunda çünkü annesi babası olarak bunu biz iyi biliyoruz ailesi olarak. Sağlık sorunları olduğundan dolayı oğlum açlık grevine başlamak zorunda kaldı yani. Evet mesela bazı insanlar diyecek ki o da kaç bırakmasın kendi kardeşim ne gerek var. Ama gerek var ki ona yapılan işkencelerde, ona yapılan haksız ve hukuksuzluk, hukuksuz davranışlardan dolayı başka elinde yol kalmıyor. 15 Temmuz'da yanına gittim, artık yürüyemiyor. Buna rağmen çocuğuma istediği hiçbir şey verilmiyor. Örneğin bir limon. Bir limon veriliyor çocuğuma, limon çürük veriliyor. Örneğin vitamin hapları var yani 500 mg alması gerekirken 70 gün, 75 gün civarı 250 gram verilmiş. Bu nedenle oğlum açlık grevindeki olan bir insan için 500 gram verilmesi gerekirken hapishanenin yönetimi ve doktoru kendi keyfi Tüp Tabipler Birliği'ni dinlemeden kendi bildiklerini çizip yazıp oğluma 250 gramlık veriyorlar. Bu nedenle sağlık sorunları bu çocukların erken başladı. Mesela ben en son gittiğimde çocuğum diyor ki baba artık uyuyamıyorum. Kol ve bacak ağrılarımdan dolayı hapishane şartları insanın yaşayabilecek bir yer değildir. Başı başlasa bu bir suçtur. Hani hep kurallarda, hep kanunlardan bahsedilir hanımefendi. İşte burada bu insanların en büyük kuralları çiğneyen kendileridir. En büyük de adalete uymayan kendileridir. Çünkü neden? Örneğin benim çocuğumu orada hücrede 18 gün kanunca 18 gün tutabilir. Ama bu 6. ay yaklaşık birkaç gün sonra 6 ay duruyor. Biz çocuğumuzun sağlığını soruyoruz. Biz sağlık sorunları vermiyor. Ben annesi babası olarak biz nasıl sonra çocuğumuzun sağlığını öğrenmek istiyoruz biz sadece. Bu bilgiyi vermiyorlar bize. Yani dediğim gibi başı başına bir suç makinesi haline dönmüş bu ceza evleri. Bunu yönetenler kimse bilmiyorum. Bu nedenle insanın yaşayabileceği örneğin havaalanı yok. Yani hava alma yeri yok anlamında. Örneğin güneş yok. Yani nefes alamıyor bu çocuklar. Ufacık bir pencere var. Pencerede kalem geçmeyecek şekilde tellerle örülmüş. Yani kesinlikle insanı yaşayabilecek her şeyden mahrum bırakmışlar bu çocukları. Bu bir insanlık suçu değil midir? 4 gün haber alamadık. 4 günden sonra biz bir öğrendik, her yeri arayıp sorana kadar. Sonra bize dediler ki işte gözaltındadır. Gözaltından bizden habersiz tekrar Silivri cezaevine götürmüşlerdi. Ondan kızım bir görüşüne gidip gelene kadar yüzü gözü mor içindeydi. Çok hırpalamışlardı, çok işkence çektirmişlerdi. Kızım daha elbisesini oraya ulaştırmadan bu sefer oradan bir 10 gün içinde mi öyle bir şey kaçırıp tekrar başka bir yere götürdüler. Bize haber vermediler. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevine götürdüler. Orada da iki arkadaşıyla beraber götürdüler. Orada hiç rahat bırakmadılar. Onları her birini ayrı hücrelere götürürken, birbirinden ayırırken çok kötü işkenceye maruz kaldılar. Oğlumun parmaklarını çatlattılar. Oğlumu kötü darbe ettiler. Vücudunu hep darp içinde kaldı. Kolun falan hep mor içinde kaldı. Bunlar doktor raporuyla bile reçetelerinde bellidir, gösterilmiştir. Bas butona konuş diye kapıları varmış herhalde. Çelikten kocaman bir kapı varmış. Kimse girip çıkamıyormuş. Oğlumun açlık grevi. Oğlum fenalaştı. Orada o kapı bozulsa nasıl oğlumu kurtaracaklar, nasıl oğluma ulaşacaklar? Bir de gıcıklık yaparak 45 dakikada bir ilk baştan beri şimdiye kadar
giriyorlarmış, oğlum rahatsız ediyorlarmış. Işıkları açılmış gece gündüz demeden. 45 dakikada bir girip ışıkları açıp kapatıyorlar. Hakaretleriyle, küfürleriyle yapmadıkları işkence kalmadı oğluma. Oğlum buna dayanamayarak açlık grevine başladı. Oğlumun şu an sağlığından çok çok endişe ediyoruz. Oğlum tek istediği kuyu tipi olmayan, arkadaşların olduğu, bize yakın bir hapisteye taşınmak. Ve bu da kötü bir şey değil, bu zor bir şey de değil. Biz oğlumu ayda bir görebiliyoruz. Ayda bir bile gidebiliyorken bile altından kalkamıyoruz. Maddiyetimiz yetmiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Oğlumun bir an önce oradan sevk edilmesini istiyoruz. Çünkü oğlum artık kalp çarpıntıları yükselmiş, oğlumun başarıları yükselmiş. Oğlumun artık diyor ben kalkarken, ayağa kalkarken dizlerimin bağı çözülüyor. Ayakta duramıyorum. Oğlum yanımıza gelmese biz oğlumun görüşüne giderken oğlum bir sandalyede oturamıyor. Kemiklerinde batma oluyor diyor. Kemiklerim artık batıyor diyor. Sandalyeye oturamıyorum. 15 gün yatağa çakılı kaldı. Artık hani hiç ayağa kalkamamıştı. Nefes alamamaktan, kalp çarpıntılarından. Oğlumun hayatından, oğlum başına gelen ve gelecek olan her bir şeyden bütün yetkililer sorumludur. Yüksek güvenlikle Kırşehir Cezaevi'nin müdürlerinden tut, Adalet Bakanlarından tut, Başbakanlardan, Cumhurbaşkanlarından. Oğlun terör müdürü terörden mi yatıyor yoksa adliden mi yatıyor? Oğlum terör değil dedim. Oğlum bir sanatçıdır diyorum. Ben seni bağlamam diyor. Açık ve net diyor. Sen terör demeyene kadar ben seni bağlamam. Oğlum bir terör değil. Oğlum halkın sanatçısıdır. Oğlum bir müzisyendir. Oğlum bir devrimcidir. Oğlum kötü bir şey yapmıyor. Oğlum tertemiz, güzel bir insandır. Oğlum orada yaşamayı hak etmiyor. Ve arkadaşlarıyla birlikte bir an önce onların sevk edilmesini istiyoruz.